Ağzına el kaldırdım. Kendi canımdan, kanımdan, öz ağrımdan el kaldırdım. Abi. Oldu bir kere. Yeter artık, bu kadar harap etme kendini. Dur, tamam. Babam öldüğünde annem sağ olsun, babamın yokluğunu hissettirmemek için bize kol kanat gerdi. Ama babamın yeri bende başkaydı be Ejder. Kolum kanadım kırıldı sanki. Öyle bir acı ki anlatmaya gücüm yetmez. Her gece ağlıyor. Gizli gizli. Sonra bir gün kapı açıldı. İçeriye Şimal abim girdi. Ben gözlerimi silerken o görmesin diye yanıma oturdu. Saçımı okşadı. Tıpkı babam gibi. Elleriyle yüzümü sımsıkı kavradı. Öyle güçlü, öyle korkusuzlu gençler. Gözlerim içine bakarak, bundan böyle ben senin hem abin hem baban. Sakın korkma. Babamız artık yok. Ama senin dağ gibi abin var. Dedi. O benim hem babamdı hem de abi. Anlıyorum abi seni. Seni çok iyi anlıyorum. Ben ister miydim abime saygısızlık yapayım? Ben ister miydim ona karşı gelip dilim kopsaydı da ona o sözleri söylemeseydim Mecler? Ama abi çok değişti Mecler. Sanki o gitti, yerine başka bir adam geldi. Tahir'in ölümü onu yedi bitirdi. Babamdan sonra abimi de kaybetti. Hem de yaşarken. Geçecek. Bu kara bulutlar ailemizin üstünden gidecek. Durulacağız yine. Yine sarılacağız birbirimize. Bu döktüğümüz gözyaşları boşa değil. Göreceksin bak. Boşa değil.